Günerimiz zor duruma düştü. Zerrin Özer bir açıklama yapmadı. Bela geliyor sizi buluyor kardeşim. Çok ya, büyük bir ayıp, saygısızlık. Yani pantolon uyduramadılar, gömleği bana verdiler. Şimdi... Yahu Zerrin, sen benim bunca yıllık arkadaşımsın, canım kardeşimsin. Tık yok. Ciddi bir günah almaktır, vebal almaktır. Ya niye sessizsin be güzel kardeşim? Şiddetin başka bir boyutu. Yani bu ölü taklidi yeni değil. Ah be Zerrin be, ah güzel kardeşim be, ah canım kardeşim. Nasıl yapıyorsun bunu ya, nasıl rahat ediyorsun? Gece nasıl rahat uyuyorsun ya? Saat 12.30'da söz verdiğimiz gibi Güner Ümit. Güner Ümit hazırmış. Evet. Aydın ekranımıza getirirken. Evet, çok karizmatik olmuş. Güner Ümit, yani hakikaten duayen sunucumuz, aynı zamanda da dublaj sanatçısı. Ben de örnek aldığım bir isim. Çok uzun yıllar oldu ama o yıllar size yaramış. Güner Ümit, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Çok fazla kıpraşmalı, flüye düşüyorsun. Öyle mi? Ben bu sistemin sesi, yabancısı. Aydın ses gelmiyor. Yönlendirirsen Güner Bey'i. Evet, alo. Sesi ayarlarken Aydın. Aydın ayarlamayacak onu Güner Ümit. En azından bilgi verirse Güner Bey'e. Ses açık, ses açık. Güner Bey, sesiniz kapalı. Niye aldık Allah Güner Bey'i? Zerrin Özer Armağan Çağlayan'a katılmıştı. Orada tecavüze uğradığını itiraf etmişti. Yıllar önce kitabında da bahsetmişti ama ismini söylememişti. Yapımcı, müzik yapımcısı Ümit Güner'i kastederek geçenlerde gördüm, vefat etti. Tabii ki ölen insanın arkasından konuşulmaz, hakkımı helal etmiyorum demişti. Bu sözlerin ardından da sosyal medyada isimler karıştı. Güner'imiz zor duruma düştü. Zerrin Özer bir açıklama yapmadı. Güner Bey neler yaşadı, bunun için alıyoruz. Bir konuşursanız sesiniz geliyor mu acaba Güner Bey? Evet, geliyor mu şu an? Geliyor. Şu an geliyor musunuz? Çok geliyor. İyi geliyor. Özlediğimiz ses. Ali, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aslında 3 gündür uyku nanay bende Ali. Bu yaşadığım olay gerçekten çok üzdü beni. Ayrıca çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ve şu an sıfır uykuyla karşınızdayım. İnanın hiç uyumadım gece. Ve bu böyle aşağı yukarı son bir haftadır büyük sıkıntılar içinde yaşıyoruz ailece. Ya şimdi bu Robert De Niro güzel bir laf etmiş geçenlerde. Bu kötü dünyanın bir de cehennemi mi var diyor. Yani hakikaten insan, bak şimdi ben artık emekli oldum, çekildim, bir nevi inzivaya çekildim. Etliye sütlüye karışmıyorum, kendi alemimde, kendi dünyamda yaşamaya çalışıyorum ama bela geliyor sizi buluyor kardeşim. Yani siz Güner hiçbir Bey, şeye bulaşmasanız da... Güner Bey, hareketli birisiniz ama ne olur Güner hareket Ümit, etmeyin çok Güner fazla. mümkünse sabit konuş çünkü internet zayıf, çok görüntü flüye düşüyor. Anladım. Ben bu sisteme çok yabancıyım. Aşağı yukarı 15-16 senedir de kameralara uzağım. Onun için kusura bakmayın. Evet. Şimdi kaç sene oldu ekrandan uzaksın? En son 2006'da en son Ali sen de vardın. Hatırlar mısın? Star'da. 2006 yılında. Evet. 2006'da. Sen orada davetliler arasındaydın. Protokolde oturuyordun. Hatırladın mı? Vallahi aradan kaç sene geçmiş? 2016. 15 sene. 15 sene. 16 asır değil. 16 yıl geçti. İşte o en son orada. Orada gerçi kısa sürdü. Fazla sürmedi program. O günden beri oturuyorum. Herhangi bir işi yapmıyorum. Emekliğin güya tadını çıkarayım dedim ama dünyanın durumu... Nasıl geçiniyorsun? Taş mı yiyorsun? Nasıl geçiniyorsun? Ben mi? Yok, taş yemiyorum. Allah devletten razı olsun. Zeval vermesin. Emekli maaşı veriyor bize. O maaşla karı koca idare ediyoruz. Sesiniz bu arada geç mi ulaşıyor? Efendim? Var canım. Vaktiyle yaptığımız bir takım şeyler var. Tabii ki yatırımlarımız var. Onların karşılığında da 3-5 kişi, Allah bereket versin, geliyor diyelim.
Şimdi ya Kız nerede? Ali, Amerika'da mı? Önce onlar kızım Amerika'da. tüketelim. Ama şu an Ne yapıyor Amerika'da ve Amerika'da? bizi izliyor. Şu an Amerika evlendi orada. Bir çocuğu oldu, bir kızı var. Benim de bir torunum dolayısıyla. Orada Oo, Allah. oturuyor. Evet, Allah evet. başlasın. Allah Evet, analı bu. Dede oldun yani. eşi de Amerikalı. Ben dede oldum evet bu arada. Dede oldum ama işte yani çok sıkıntılıyım Evet. arkadaşlar yani. Ama tecavüzcü bir Yani dede hakikaten. yani. Ya Ya şimdi evet yani ya büyük inanılmaz bir geçmiş şey olsun. ya. Çok çok Ya büyük hakikaten. bir ayıp, saygısızlık. Bunu adım adım gidelim. Şimdi bu ilk sana nasıl geldi bu bilgi senin için böyle böyle karıştırılıyor adın diye. Oradan adım adım gidelim. Daha sonra sen Armağan Çağlayan'la iletişime geçtin. Zerrin Özer'i bulmaya çalıştın, bulamadın. Ablası Bulamadım. Tülay Özer'le konuştun. Bunları safa Evet. safa anlatalım. Bu sırada Zerrin Özer'in niye ölü taklidi yaptığını da bir sorgulayalım. Şimdi benim bunlardan hiç haberim yok. Dediğim gibi yani benim sosyal medyada hesaplarım falan yok. Fazla oralara dalıp çıkmıyorum. Arkadaşlar, dostlar haber verdiler de ya böyle böyle bir şey dönüyor. Senin adın geçiyor. Ümit Güner diye birisi bu haltı işlemiş. Ama bunlar tutmuş, çevirmişler, Güner Ümit yapmışlar. Benim olayla uzaktan yakından hiçbir ilişkim yok. Herkes bilse, en başta sen bilmen lazım Ali. Bu olayın çünkü geçmişini de benden daha iyi biliyorsundur. Evet. Biliyorsun bu ÜG diye geçerdi eskiden, isim verilmezdi. Sonra bu OG oldu, hatırlar mısın? Evet. ÜG'yi OG Evet. yaptılar. Değerli bir sanatçı, benim tertip dediğim Orhan Orhan Gencebay'ın adı Gence geçti bayağı hatta. yoruldu. Evet. Ondan sonra şimdi ihale bana kaldı. Ondan yani pantolon uyduramadılar, gömleği bana verdiler. Şimdi bu haberi alınca ben inanamadım önce. Aa, resmen ama bazı, şimdi hakkını yemeyelim, bazı özellikle yazılı basındaki arkadaşlar, tamam benim resmimi koymuşlar, karıştırmışlar Ümit Güner, Güner Ümit falan diye, ama sonunda da diyorlar ki bu Ümit Güner bizim bildiğimiz şovmen Güner Ümit değil diyorlar. Yapımcı, plak yapımcısı bir arkadaşım. Allah rahmet eylesin, ölmüş galiba. Sonra bunun üzerine ben oturdum şeyi seyrettim. Armağan Çağlayan'la Zerrin'in yaptığı o röportajı izledim. Röportajda anlatıyor Zerrin, sağ olsun. Arada Ümit Güner diye bir isim geçti ama Zerrin söylemedi bunu. Program sırasında bir dış ses Ümit Güner diye isim verdi. Hatta Zerrin şaşırdı. Bugüne kadar ben isim vermemiştim. Bakın siz veriyorsunuz, ben vermedim dedi. Neyse, olayı anlatıyor. Ali, bilmiyorum izledin mi programı? Diyor ki 180 kiloluk bir adam. Ya ben hayatım boyunca 180 kilo olmadım. 75'i geçtiğimi hatırlamıyorum. 30 yıl önceki elbiselerimi hala giydiğime göre demek ki 180 kilo değilim. Bir. Geçenlerde diyor, onun ifadesidir bu, gebermiş diyor. Yani öldüğünden bahsediyor o kişinin. Ben yaşıyorum, ben hayattayım ya. Şimdi bu arkadaşlar, bu haberle özellikle bir şey var. Ne derler? YouTube kanalı. O kanalda olayı anlatıyor. İşte diyor, yıllar sonra Zerrin Özer'e tecavüz eden o isim Ümit Güner. Bam, benim resmim. Hayda, anlatıyor anlatıyor, benim bir başka resmim. Anlatıyor anlatıyor, bir başka resmim. Sanki o işi ben yapmışım gibi, ama Ümit Güner diye geçiyor orada isim. Güner Ümit demiyor uyanıklar, ama benim resmi bindiriyorlar. Şimdi bunu ne amaçla yapıyorlar bunu bilmiyorum. Bunu bir bilinçsizlik örneği mi desek, yoksa bir kasıtlı bir iş mi desek bilemiyorum. Tabii bu mahkeme safahatı başladı. Avukatlarıma Dava talimat açıyorsun değil verdim mi Ersin? girişimde. Da efendim? Dava açıyor musun? Anlamadım. Tabii 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 Suçluyorsun da dava bulundu mu açıyorum. bunları? Bunlara pardon, özür dilerim ya. Vallahi çok Ya, sıkıntılı bir süreç Ali abi, evet. uykusuzluk ve çok gerçekten çok sıkıntılı. Ondan sonra dava gayet de başlıyorum. Ceza davası, maddi manevi tazminat, ne gerekiyorsa bütün davalar açılacak bu arkadaşlara. Şimdi bakın, ben bu arkadaşlardan da vazgeçtim.
Yahu Zerrin, sen benim bunca yıllık arkadaşımsın, canım kardeşimsin. Ya bu olaydan sonra kaç, aşağı yukarı 10 gün geçti. Tık yok. Yani ben Zerrin'den beklerdim ki çıksın, bir basın açıklaması mı yapar, menajeri aracılığıyla bir basın bülteni mi ne yapar, eder, ya da kendi, bilmiyorum, sosyal medyada hesapları var mı? Instagram'dan, var. İşte Twitter'dan. Var mı? Twitter'da var. Oradan bir var. Açıklama yapar. Yahu bu yanlış anlaşıldı. Ümit Güner'den bu Güner Ümit, bu başka bir adam. Tam bir isim benzerliği ama adamın adı Ümit, soyadı Güner. Oysa bu Güner Ümit. Güner Ümit'in resimlerini de koyuyorsunuz, yapmayın. Günahtır. Bunun vebali ağırdır. Demesi gerekirken, düzeltmesi gerekirken bunu 10 gündür yok. Ben aradım Zerrin'i, yardımcısı çıktı, Almanya'da dedi. Ne zaman döner dedim. 10 gün sonra falan gelir dedi. Dedim Almanya'daki telefonunu, numarasını verir misiniz bana? Veremem, kusura bakmayın dedi. O zaman bu numara çıktı şimdi sizin telefonunuzda. Bunu Zerrin Hanım'a iletir misiniz? O beni arasın. 2 gün arayan yok. Eşim aradı sonra telefonla Zerrin'i. Gene o aynı arkadaş çıktı. Yine yok dedi. Nerede dedi Zerrin Hanım? Afyon'da dedi bu sefer. Yani 10 gün Almanya'da kalacaktı. Ağlı yere gidiyor yok. Ama. Almanya, Afyon. Ağlı Antalya gidiyor işte. Ankara. İşte Anamur falan. Sonra B'lere geçecek herhalde. Bursa, hatta yurt dışı Belçika vesaire. Şimdi var. Sonra şey olmayınca, ne derler? Cevap alamayınca ben Tülay'ı aradım, ablasını. Benim çok sevdiğim, çok kadim eski dostum. Onu aradım. Tülay, biliyorum çok dedi, olaydan haberim yani. Var. Çok Özler, inanılmaz çok şeker bir insandır. Gerçekten. O çok ayrı bir insandır. Dünya evet. Şekeri bir insandır. Ondan sonra çok da sevişiriz, sağ olsun. Dedi ki, yani ben de duydum, çok üzüldüm ama Zerrin dedi, sanıyorum bu konuyu bir daha açmak istemiyor dedi. İstemiyor ama dedim Tülay. Mağdur var ortada. İhale bana kalıyor ya. Bu böyle konuşacak evet. Evet. Bu böyle, yani olacak şey mi bu? Lütfen. Ondan sonra ben dedi işte iletirim. Bak dedim, bu telefon numaram sende de çıktı. Gerçi onda var Zerrin'de ama ne olur sen de iletir misin? Beni arasın. Bir konuşalım dedim ya. Veya çıksın bir açıklama yapsın. Bu Güner Ümit'in günahını almayın. Bu adam değil tecavüzcü. Tecavüzcü olan öldü. Bu adam kapalı çarşıda, un kapanı çarşısında plakçıydı. Adı Ümit, soyadı Güner. Oysa bu Güner Ümit. Ya yapmayın. Diye düzeltmesi gerekmez mi Ali, Allah aşkına, sen bu işlerin içindesin ya. Şimdi evet, ÜG OG'ye döndüğünde Orhan Gencebay'ın adı geçti, çok üzüldüm diye yani orada düzeltme yapmıştım. Orhan Gencebay'ı evet. Bu evet. Olayın dışında evet. Tutmak için. Seni niye olayın dışında tutmak için bir çaba sarf etmiyor açıkçası bilmiyorum. Açıkçası yakıştıramıyorum da. Yani bu olacak şey değil ya. Ciddi bir günah almaktır, vebal almaktır. Bu veballe insanın gözü açık gider. Yani Yani bir haftadır büyük sıkıntı yaşıyoruz ya. Efendim. Konuyu açmak istemiyor ama bir mağdur var. Bu mağduru da siz olarak bunu söylemesi gerekirken. Evet. Eski bir dostum yani, hiç mi yani, bunun günahı var, vebali var. Bu yani çok vicdanlı bir insandır. Çok naif bir insandır aslında Zerrin. Hakikaten çok zarif bir insandır ve kırılgandır, biliyorum. Yani peki vicdanın hiç mi rahatsız olmuyor ve Zerrin güzel kardeşim ya? Olay bana ihale ediliyor. Tecavüzcün sanki benmişim gibi lanse ediliyor basında. Bilinçli veya bilinçsiz bilemiyorum. Onu mahkemede herhalde cevabını verecekler. Arkadaşlar niçin böyle bir davrandıklarına. Özellikle bir kanal var ki o. Şimdi bir de şu var Ali. Susarak bu işi benim üzerime atarak gerçek suçlu kimse, ben tanımadım ama ismini hep duyardım. O kişi şimdi aklandı. Evet. O adam kimse tecavüz eden aklandı. Olayla uzaktan yakından hiçbir alakası, ilgisi olmayan bir adam tecavüzcü olarak lanse ediliyor. Şimdi yani eşiniz programda, kızınız ne durumda Güner Bey? Eşiniz, efendim, kızınızın duyguları nedir şu anda? Tabii onlar da çok üzülüyorlar. Çok kötü. Evet. Çok
Tabii onlar olayın iç yüzünü biliyorlar ama inanılmaz kötü bir şey bu yani. Arkadaşları tabii. Falan, eşimin arkadaşları hem liseden hem şeyden, üniversiteden arkadaşları bile arıyorlar. Gençlik arkadaşları ya hayrola diyorlar ya bu hocan mı senin falan. Şimdi bakın ben eşime, çocuğuma, yakın çevreme bunu anlatırım ama topluma nasıl anlatırım ya? Ben değilim diye çıkıp bağıracak mıyım? Zerrin'in çıkıp burada. Ha şimdi Zerrin bu ismi vermemiş bugüne kadar. İncelik etmiş, tamam güzel. Diyor ki kıymetli ailesini üzmek istemedim diyor. İsim sizin vererek. Aileniz? Biz o, benim ailem incinsin, önemli değil. Asıl bu işi yapan adamın ailesi incinmesin diye şey gösteriyor. Ne derler? Evet, özen gösteriyor. Ama bu olayla dediğim gibi hiçbir alakası olmayan bir adamın ailesi inciniyor. Zerrin Hanım çok rahat. Ha, şimdi bilmiyorum bu yayından sonra konuşur mu konuşmaz mı? Ama mahkeme safahatında herhalde tanık olarak çağrılacak kendisi. Belki orada konuşur. Peki bu aşamada bir şey sormak istiyorum. Bu olayın iki müsebbibi var. Bu olayın gündeme gelmesinin. Bir Zerrin Özer, iki Armağan Çağlayan. Sen Armağan Çağlayan'la da iletişim kurdun. Bu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak için bir talepte bulundun. Tabii. Evet dedi bulundum. Ama... Bulundum. Tabii. Armağan Çağlayan'ı da aradım. Onu da severim. Çok değerli bir kardeşim. İyi, çok da güzel programlar yapıyor. Tamam, güzel, hoş. Armağan'ı aradım. Dedim ki böyle. Tabii onun bir dahli yok aslında. İsim geçti ya. O isim geçmeden önce hazırlanan metinden haberi var mı yok mu bilmiyorum. Herhalde haberi yok. O isim birden ortaya çıkınca benim dedi gerçekten benim için de sürpriz oldu dedi o isim birden zikredilmesi. Ondan sonra peki dedim yani Armağan kusura bakma ama yani tecavüzcü ben görünüyorum. Şimdi basına bakar mısın çalkalanıyor dedim özellikle sosyal medyada benim resimlerim dedim. Bir de bu adam geberdi dedi ya yayın sırasında. Zerrin. Millet, bu sefer Zerrin, Güner Ümit öldü mü diye bu sefer millet hücum etmiş şeye. Yani trend topik olmuşuz ya. Yani haberim yok. Neler olmuş, yıkılmış ortalık. Armağan dedi ki ben sosyal medya hesaplarımdan, onun da galiba Instagram, Twitter ben pek takip etmediğim için bilmiyorum. Oralardan ben dedi gerekli düzeltmeyi yapacağım, yani bunu düzelteceğim dedi. Dedim o bir YouTube kanalında çok aşağılık, çok alçakça hazırlanmış, beni resmimi göstererek tecavüzü de lanse eden bir kanal var. Ona da dedi ben kaldırtmaya çalışırım falan gibi. Aşağı yukarı kaç gün oldu? Bir haftayı geçti. Ses seda yok. Ne sosyal medya hesabından bilmiyorum. Ne de o... Yani bana bunlar... dürüstçe hamleler gibi gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bizden kaynaklı böyle bir yanlış anlaşılma söz konusu olursa Allah göstermesin, açıkçası ben hemen devreye girer, bu düzeltmeyi, yapılan yanlışı ortadan kaldırmak için elimden gelen çabayı gösteririm. Armağan Çağlayan bunu niye göstermiyor? O açıkçası... Bilemiyorum. Evet. Bilmiyorum. Benimle gayet güzel konuştu telefonla. Zerrin Özer niye ölü taklidi yapıyor da... İşte o önemli. Bakın Armağan Çağlayan'dan daha önemli. Evet. Ailesinin üzülmemesi için ismini vermiyor ama... yani, başka bir aileyi üzüyor. Üsteste... Olayla ilgisi olmayan bir aileyi. Evet. Evet. Olayla uzaktan yakın. Hiçbir ilgisi yok. Üstelik benim... Canım kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşim ya, olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Zerrin ya bir eski dostuz seninle, eski kardeşiz ya. Abi kardeşliğimiz var seninle. Böyle bir halt yiyorlar. İşte görüyorsun böyle bir halt işleniyor. Ya niye sessizsin be güzel kardeşim? Niçin sessizsin? Bu tecavüzcüm ben miyim güzel kardeşim? Niçin sesin çıkmıyor ya? Niçin sesin çıkmıyor ya? Ya bir düzeltme yapamaz mısın Allah aşkına? Bak sosyal medya hesabında varmış. Oralardan bu Güner Ümit'in bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Bana tecavüz eden adam yıllar önce işte bilmem öldü. Onun adı Ümit Güner'dir. O adam plakçıdır. Ya ismini vermesin, fark etmez.
İsmini de verme ya. O müzik yapımcısıydı. Evet. İsmi de müzik, evet madem vermiyorsa başka, verme ama ümit. Evet. İsim karıştırılıyor. Burada, resim, evet. Evet. Ayrıca evet, niye de vermiyor evet, ismi? Ben onu anlamadım. Şimdi onun ailesini düşünüyor da Güner Ümit'in eşini, kızını, torununu niye düşünmüyor bu? Çünkü yarın öbür gün internette kalıyor bunlar. Bunlar kalıyorlar evet. Tedavi, evet. Tedavici. İleride belki tecavüz torununun arkadaşları ya, diyecek ki. Ya senin Google'a iki kişi çıkacak resim olarak. Tecavüzcü yaz. Bir çocuğun çıkacak evet, bir de sen çıkacaksın. Vallahi Coşkun ama sen Coşkun çok sempatik olduğu için Coşkun'a kimse kızmaz da bana kızarlar zannediyorum ya. Vay terbiyesiz evet, adama bak. Biz yıllarca bu adamı izledik. Ne kadar da iyi. Evet. Mazbut da bir yaşantısı vardı. Böyle şey olmazdı pek basına pek yansımazdı hayatı. Evden işe, işten eve böyle bir mazbut. Röportajlarında bile yanında karısı olurdu, çocuğu olurdu. Çok mazbut evet, bir yaşantısı vardı. Bu adam vay meğer demek seni ki, ahlaksız adammış demek ya. Ki, evet. Demek ki Seren Özer'e tecavüz ettiğini karısı biliyordu. Onun için o şeydeki kızların yanında yalnız bırakmıyordu onu. Turnike'deki kızlar. Şimdi Ali şaka bir yana ben mezardaki Allah rahmet eylesin o adamın aklandığını düşünüyorum bu durumda. Çünkü tecavüzcü bensem o adam değil aklandı. Evet. Ailesi de diyordur ki oh bak ne güzel bak ya yıllarca biz bu sıkıntıyı yıktık, çektik. Meğerse bak kocam değilmiş ya da çocukları diyebilir ki bak babam değilmiş ya bunu yapan. Bunu yapan olan bu terbiyesiz Güner Ümit'miş ya demezler mi? Biz ama yıllardır yani, kadına şiddetli konuştuk. Bu bir iddia. Efendim? Bu Zerrin Özer'in evet, iddiası. Yani evet, adamın bunu yaptığına dair somut bir veri yok. Yani, ha o iddia tabii bir de işin bu tarafı var. İşin bu tarafı çok yani adliye intikal etmiş. İşin bu tarafı de, son derece önemli. Evet, adliye intikal etmiş de polise intikal etmiş de Zerrin Özer'in bu adam tarafından tecavüze uğratıldığına, tecavüz edildiğine dair bir resmi kanıt, resmi bir şey yok. Evet. Bu sadece evet, Zerrin'in evet, iddiası. Evet. Yani evet. Zerrin biz de burada isim evet evet başta evet, yalan konuştu da geri mi adım atamıyor? Açıkçası şüphelenmeye başladım. İsmini vermemekle. Ya bana evet, bir tecavüz etse evet, ortalığı ayağa kaldırırım. Yani ne demek? Evet, evet. İşte o zaman bilmiyorum. Belki çok genç yaşta olduğu için korktu, ürktü. Anlattığı şeyler var. Abi, ailemden çekindim diyor. Daha cesur vesaire olur. Genç yaşta insan daha vallahi, cesur olur. Daha deli olur. Ne bileyim ya. Ya delikanlı niye deniyor? O yaştakilere, erkeklere. Evet, evet, yani evet, kanı hızlı aktığı için. Hani bütün yani, bunlara rağmen bu gerçek de olabilir. Ama gerçek dahi olsa Zerrin Özer'in hamlelerinin yani bu ilk defa telaffuz edilmiyor. Bu ilk evet, önce Yasemin'in penceresinden yıllar önce müzik evet, yapımcısı tarafından tecavüze uğradığını beyan etti. Anlatmıştı. Zerrin evet, Özer'in kimlerle çalıştığını ortaya çıkarıp bu ismin kim olduğunu Üge diye verdi. Daha sonra kitabında yazdı. Kitapta da Üge dedi. İşte o Üge zamanla OG'ye döndü. Orhan Gencebay'a ok saplanıyordu. Tuttu çıkardı o oku. Şimdi bana, o kazık G'ye oldu. Girdi. Hani çıkarabilecek. Bu, yani ya şu anda kaç erkeğe kişi, bir manevi şiddet var Güner Bey. Yani biz yıllarca yani, kadına şiddeti konuşuyoruz ama erkeğe şiddet var şu anda. Sevgili Seher çok güzel bir laf ettin. Evet. Erkeğe resmen, erkeğe resmen saldırı var ya. Ne yapacağız şimdi Ali? Evet. Şiddetin başka bir boyutu. Doğruları anlatacağız. Evet. Her platformda. Çok kötü ama bu çok iğrenç. Çok çok iğrenç. Çok. Bu çok çok iğrenç bir şey bu tecavüz olayı çok alçakça. Hakikaten iğrenç bir olay. Ve sevdiğim kardeşimin başına yıllar önce biliyorum ben Ali'nin anlattığı şey o aşamaları da biliyorum. O kapanmıştı birdenbire. Yahu Allah sana öyle muhteşem bir ses vermiş ki güzel kardeşim. Zerrin, Türkiye'nin en güzel, en güçlü sessin. Allah sana olağanüstü bir gırtlak vermiş. Olağanüstü bir ses vermiş. Olağanüstü bir yeteneksin. Her şeyinle, duruşunla, sesinle, yorumlayışınla. Güzel kardeşim.
Ya sanatınla ne olur gündeme gel ya. Yaptığın işlerle, eserlerinle, onlarla gündeme gel. Nedir bu ikide bir de böyle çıkıyorsun? Evet. Bilmem ne oldu diye. Olmuş bitmiş, vaktiyle konuşulmuş, edilmiş. Yapma, Allah'ın verdiği. Tecavüz meselesi gündeme geliyor. Yani Allah'ın üzeri... çok yönek bir şey olmuşsa, çok yönek bir şey. Aşağılık bir davranış ama o insana bunu yaşarken bu toplum ödetebilirdi. Evet. Yani Türkiye'de faaliyetteyken Zerrin Özer sesini çıkarsaydı toplum bir şekilde ona bunu ödetirdi. Ama ödetirdi, bravo. Yurt dışına gitti, yıllarca orada yaşadı, sonra ölmüş, öldükten sonra arkasından konuşmak yani o da doğru değil. Bizim örfümüzde yoktur. Kendini savunma imkanı yok yani. Atatürk 1938 yılında aramızdan ayrıldı. 1938'den beri arkasından konuşuyor insanlar. Atatürk'ün kendini savunacak hali yok ama Atatürk'ü sevenler bizdir. Her platformda savunuyoruz ama yeterli oluyor mu bu? Olmuyor. Ama Günler Ümit'i her platformda savunacak insanlar var mı? Yok. Dolayısıyla Günler Ümit tek tek kapıyı çalacak, yok. O tecavüzcü ben değilim. Diye düzeltmek zorunda mı ya? Yani ben mi bunu kanıtlamak zorundayım? Ben yapmadım diye. Evet. Hayır, o yapmadı diyecek. Zerrin bu kadar basit, güzel kardeşim ya. Çık söyle. Sen delikanlı bir kızsın ya, biliyorum ben. Ailece Tülay öyle. Ben sizleri biliyorum, işlerinizi, yüreklerinizi. Sizler güzel yani insanlarsınız ya. Yapması gereken Güner Bey. Normal bir insanın. Sen telefon açmadan o telefon açıp ya sevgili Güner, böyle bir kaza oldu. Bu kazadan böyle bir sebebiyet verdim. Çok üzüldüm. Yani tecavüzün kendisi kadar iğrenç bir şey bu. Bu iftira. Sana da yazdık, ne yapabiliriz demesi gerekirken yani telefonlara çıkmayıp bir Almanya'da bir Afyon'da işte, olması açıkçası. Ali abi, sen hiç aradın mı bu haberlerden sonra Zerrin Özer'e? Ulaşabildin mi? Ali abiye soruyorum Güner Bey. Ben şok dünyasında çünkü birebir konuşur Ali abi. İnsanlardan biri Zerrin Özer'dir. Yani sana en yeni telefonunu da verse Cillop numarasını aradığın zaman ulaşamıyorsun. Evet. Yani bu ölü taklidi yeni değil. Zerrin'in. Böyle değildi, ben bilmiyorum. Uzun süredir görüşmüyoruz ama böyle değildi benim tanıdığım Zerrin. Bu değil ya. Vallahi benim bu değil ya. Zaman insanları nasıl değiştirir? Çok hümanisttir. En küçük şeyde duygusallaşır. Çok inanılmaz, inanılmaz. Canını verir senin için. Evet. İncitmek istemez. Ama bu konuda nasıl duyarsız kalıyor, ben anlamadım. Karıncayı incitmeyen o kız, o zarif kız, o naif kız burada bir aileyi, pardon. Ben alışık değilim işte. Düşürdüm, pardon. Geldi mi şu an? Evet, şu an görünüyorsunuz. Özür dilerim. Ben yani bu tür yayınların yabancısıyım. Bir de ayrıca yani yıllardır beni kimse ekranlara çıkaramadı. Ali bilir. Yani yazılı basında da röportajlar, yani ben kendimi silmek istedim, yok etmek istedim, böyle bir adam yaşamadı, yok diye kendimi geriye çektim, inzivaya çekildim, beni kimse Zerrin çıkardı beni Ali ekranlara. Öyle oldu bir de, dolayısıyla değil mi? dolayısıyla ama Ali gibi dostlarım var bu basın dünyasının içinde, yani şimdi bir takım sıfatlar takmak istemiyorum. Onun isminle ne sıfatlar takmak istemiyorum. Yıllarca Günler Ümit'in sayesinde kazandığım jumbo çatal kaşıklarla yemek yedik. Yıllarca Ferhat'ın intikal vergisini ödedim. Özlediniz mi o günleri Güner Bey? Yani zaman zaman ondaki yüreği anlatacaktım. Yanlış anlaşılmasın bu hareketim. Ali'deki yürek böyle bir yürektir. Onu özellikle belirteyim. Evet. Ali, bu başka lafa gerek yok. Özlemiyor değildi. Yani nedir nostalji? Nostalji dediğiniz şey zaten gençliğe özlemdir. O hikaye nostalji diye isim takmışlar. Gençliğe özlem tabii ki oluyor. Yani daha sağlıklısınız. Daha bir dünyaya böyle toz pembe hoş bakıyorsunuz falan filan. Yaşlandıkça
Tabii o genç yaşlarda... Tetkikler yapar mısınız? Yok, hayır. Hayır. O defter yapmaz. Tamamen kapandı. Tamamen kapattınız. Katiyen. Ama bir başkası yaparsa benim programımı, hani içime de şey yaparsa, yatarsa, ya gönlüme yatarsa, o arkadaşı veririm yapsın diye seve seve. Şimdi, dediğim gibi gençlikte ekranlarda yoksun ama zaman zaman birileri ekranda bir gaf yapıp ucuz yırttığı zaman tekrar ekranda hayatına devam ettiği zaman yazılanlar, söylenenler hep şu oluyor: lan Güner Ümit'in hayatını kaydırdılar bu bir gaf nedeniyle. Bunun 10 katını yapıyorlar. Kimse sosyal bir şey medyada olmuyor. Evet. Evet. Ne diyorsun bu konuda? Yok, onu oralı, yani sadece bir örnek vereyim. Asgari maaş ne kadar bugün Türkiye'de? 3200 rakam olarak. 3200 lira civarında. Yani asgari net mi geçiyor eline? Evet, eline net mi geçiyor? Net. Evet. Peki bir de bir şeyler var. Böyle 700 lira mı, 1700 lira mı, bir takım böyle rakamlar geçiyor, alan insanlar var. Günlük işte 35 lira mı diyorlar, 28 lira mı diyorlar. Yani şunu söyleyeyim, 3200 lira öyle mi? Asgari ücret. Brüt 3577, neti 2825. Yani Güner Ümit gaf yaptı öyle mi? Evet, evet. Güner Ümit gaf yaptı. Başka sorum yok Ali Bey. 3200 lira. Asgari ücret 2800. 3500 brüt. 30 gün geçinecek o aile. O evet. Gaf, pardon, ben gaf yapmıştım. Pardon. Başka sorum yok. O maaş gaf yok ya, gaf değil o maaş ya. Nereden çıkardın gaf? Ben mi söyledim gaf diye? Hayır, öyle bir şey söylemedim. 3500 lira. Güner Ümit gaf yaptı. Vay anasını. 3500 lira maaş. Bravo. Başka sorum yok Ali Bey. Var mı sizin başka sorunuz? Ben anlamadım. Mevzuya Fransız kaldım. Vallahi saat 12 ya, geçti. Ya kim gaf yaptı diyor Güner Bey. Ben ya, mi yaptım, başkaları yani, mı yaptı? Gaf nedir? Kişiye göre değişir mi? Değişir ya. 3500 lira maaş veriyorsam ben sana Ali, gafın Allah'ını yapıyorum ben. Başka söz var mı söylenecek? Şimdi düştüm jeton. 2800 lira veriyorsun. 3500 lira bir vergi alındığı için 2800 lira. Tamam, bu gaf değil ama Güner Ümit Güner gaf Bey yaptı. Gaf yaptı şimdi 3000 diyerek. Ben gaf. Bravo. Siz gaf yapıyorsunuz. Ya. Ya şu an zaten benim işim gaf yapmak ve bir de tecavüz etmek. Evet, estağfurullah. Evet. Şey yapalım mı? Ne yapalım Ali? Zerrin'e bir daha seslenelim. Zerrin Özer'e kırgın mısınız, kızgın mısınız Güner Bey? Ya ona kızamam. Hakikaten kızamam ya. Vallahi dayanamam. Çok sevdiğim bir insan bunu nasıl yapıyor? Acaba tembih mi ediyorlar? Arama çıkma, konuşma, etme falan diye. Aklıma onlar da geliyor. Zerrin bu değil ya. Sen de bana WhatsApp'tan atar mısın? Buradan arayayım onu. Atayım. Bu abi, pil bitiyor diyor. Ne yapayım ben bunu, şey yapayım mı? Takayım mı şeye? Şarja takın siz bir taraftan. Biz de bende olan, sizde olan telefonları atalım. Pili bitiyorsa parmağını tut böyle ucuna, enerji ver abi. Dur. Ya ben hakikaten bu... şimdi... Evet. Şimdi taktım. Ya bu... Ali çok özür dilerim. Yani çok acemice davrandım. Telefonları çünkü hakikaten değişiyor mu? Bendekini bir açayım Ali abi. Sana atıyorum. Tamam. Hatta 32'li ama tabii bunun numarası geçerli arayın mi bilmiyorum. Ne oldu? Attın mı? Geliyor Ali abi sana şimdi. Mesaj olarak da İnşallah. Güner Bey de atarsa kendi ne oldu? Numarasını atarsanız Ali abi de bir şansını denemek ister Güner Bey, Zerrin Hanım'ın. Hayır, numarayı Ali nasıl abiye atacağım ben evet, şimdi? Ali abiye. Telefon numarasını atmanı. Ya da bir kağıda yaz, ekrandan göster bak.
Ali abi ya. Bir, Ali onu ben beceremeyeceğim vallahi. Ben teknoloji özürlü olduğum için hakikaten beceremeyeceğim. İlk kez de böyle bir yayına katılıyorum. Hiç mesaj olarak tekniğini hiç bilmiyorum. Nasıl atayım yani? Şimdi... Neyse, mesaj olarak bakın ben şimdi yazıyorum Ali abi, eğer bu numara varsa çalışıyorsa şimdi ben atıyorum çünkü WhatsApp'ta kendisi görünmüyor ama bir şansımızı deneyelim. Ali abi atıyorum sana şimdi. Siz de WhatsApp numarasını yazarsanız Ali abiye. Nasıl yazayım yani buradan? Musunuz? İkisini bir arada onu yapamıyorum. Biliyorum da yapamaz. İkisini bir arada yapamıyorum. Sen telefonla mı yayına katıldın, laptop'tan mı? Telefondan galiba. Telefonla. Telefon. Evet, o yüzden. Telefonla anladım. Direkt söyleyin herkes arasın. Neyse. Attım Ali abi. Bir bakın bu numara varsa. Geldi. Arayayım bakayım. Çıkacak mı bir şey? Değiştirmediyse bilmiyorum. Bu olaylardan sonra değiştirmiş olabilir mi? 32'li çünkü numarası ama. Kullandığınız numara kullanılmamalı. Tabii dedim. Direkt kapattı. Değiştirdi onu. Yani bildiğim için bendeki numarasında bir deneyim bakayım. Ama Güner Bey programdan sonra Ali abiye atarsanız belki bir şans çünkü arayabilir. Tabii. Çünkü Ali abi haberlerde genellikle birebir muhatapları eşim numarada kullanılmamalı. Eşim bu arada bunu nasıl atar mısın Ali Bey'in şeyine? Ali Bey'in yok bende. Telefonu mu yok? Numarayı oku. Telefondan buradan okuyayım mı? Olmaz. Yok oradan okuma olmaz. Okuma. Canlı yayında biz de pot kırmayalım. Benim numaramı eşinize verin. Ali abinin numarasını verin. Günay Hanım. Oradan WhatsApp'tan alsın. Bak Ali Bey'in orada şey kağıtların içinde şey olacak telefon numarası. Şimdi buradan veremiyorum telefonda. Bak. Ben de başka diğer arkadaşlardan bir sorayım. Belki ulaşabilirsek. Hay Allah. Tülay Özer'i arayayım bakayım. Ya. Tülay Özer. Tülay Tüzün. Tülay Özer'in numarasını. Yazık onu da üzmek istemem. Tülay'ın biliyorsun sağlık sorunları var Ali. Diyorum fazla şeker Tülay'ı yani evet ya onun için çok ciddi sağlık sorunları var. O güzel kardeşimin şeker. Üzülmesini istemem. Tülay'ı çok severim gerçekten çok ayrı bir yeri var. Niyetimiz yok böyle bir çaba derdinde değiliz de. Detayı yani, hayır. Üzmeyelim. Yok yere üzülenleri bu ıstıraptan kurtarmak için uğraşıyoruz. Bak kızın bir tanesi ilkokul mezunu yaşam koçu ayda 40 bin lira kazanıyormuş. Yıldızname açıyor, fal bakıyor falan. Aşk maşallah. Çeken insan kaynakları yöneticisi kadının 625 bin lira parasını almış. 625 bin lira. Evet, aşk acısını gidermiş yani. gidermiş. Ha çok güzel bedava ya. Bedava da Güner Ümit'in mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Millet aşk acısını gidermiş. Ya kadının açıklamaları var ya, bugün köşemde de yazdım, kanımı dondurdu ya. Yani nasıl ne bir diyor? Ülkede diyor ki. Ha o kadın evet anladım. Evet. İlkokul mezunuyum, yaşam koçuyum. Lan ilkokul mezunundan yaşam koçu nasıl oluyor? O koç olarak doğmuş demek ki kızcağız. Aylık şey olabilir. Işıl fal baktırmak istedi. Ben de fal bakarak küçük ücretler almaktayım. Bu nasıl küçük ücretler oluyorsa, diyor ki erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı. Terapi uyguladım. Bana teşekkür için çiçek bile gönderdi. Işıl'dan peyderpey 625 bin lira aldığım doğrudur. Ya ne seansmış bu lan, bitmek bilmemiş. Kaç ay sürmüş. İnanılmaz. Nasıl aşk acısıdır. Yani vay milletin abi. Okumasına, üniversiteyi bitirmesine gerek yok abi. Aç bir tane yaşam koçu, yıldızname bakıyorum. Gelecek ayın son çarşambası kocan geliyor. Kendine yeni bir sevgili yap falan. İnternette fal bakılıyor. Öyle şeyler var. Aplikasyonlar var Ali abi. Öyle mi? İnternette fal bakılabilir o. Kahve öğlen iş yerinde molaya çıktın. Kahve içtin. Çek at kaç lira çözsün göndersin sana. Geyik. Evet. Ali Hanım ya ne oldu ya? Mesaj.
İşiniz nereye gitti? Ha, o Güner gönderdin mi? Ben bir tane daha atayım Ali abi. Buna da bir bakalım. Gitmiyor bir tane ya. Daha buldum. Bir tane daha buldun. Zerinde numara çok. Çok. Bilmiyorum ki. İşte yani... Ya. Abi günlerin nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun? Bir ya günler hayır hiç bir meşgalem yok. İşte televizyon izliyorum, okuyorum, müzik dinliyorum. Bu pandemi dolayısıyla zaten İstanbul'dayım. Pandemi dolayısıyla zaten biliyorsun kısıtlı yaşıyoruz. İki defa sokağa çıktım. Üç defa çıktım. Daha geçen sene işte bu şey başladığında daha yeniydi pandemi. Eşimi havaalanında Amerika'dan geldi. Havaalanında onu karşılamaya gittim. İki defa da aşı olmaya gittim. Birinci ve ikinci aşılarımı da oldum. Demek ki bir yılda üç defa dışarı çıkmışım. Onun sosyal medya yok. Yok hayatım. Efendim günaydın. Uzak mısınız sosyal medyaya? Uzak. Gerçekten uzak. Evet. Hiç ilgim yok. Ali geldi mi sana? Şu an. Aldı mı? Bu şeyden attı bana herhalde. Dur bakayım. Öteki tarafta. Mesaj olarak belki Ali abi gelmişti. Mesaj olarak geldi. Zerrin Özer yazıyor da açmıyor bunu. 475-77. Dur şunu. Yok. Sakın ha. Benim numaram Ali Bey'in numarası o. Ali'nin numarası. Tamam da. Gitmemiş. Mesaj olarak yazın. Direkt çıplak geldi. Numarayı yaz. Çıplak numarayı yaz diyor. Öyle mi yazdın? Evet. Giydirerek yani değil, çıplak. 532 böyle. Aha. Siz de diğer numarayı Ali abi bir arayın. Aynen böyle. Attım. Sana attığım numarayı bir ara istersen. Valla o da Güney Hanım, ben de sizin numaranızı söylüyorum buradan. Benim numaramı kanlıyla deşifre ettin. Aşk olsun ya. Gelmedi mi hali? Dur ötekini de arayayım bak. Yenisini evet. Gönderiyorum diyor. Dur bakalım. Ya. Evet. 30. Ya bu nefret ediyorum böyle işlerden. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. O da. Başka yani. Böyle aradığınız numara kullanılmamaktadır. Yok benim Günaydın. Attığım Güner Bey sizinki değil. Ha o mu? Geçen gün evet. Sen aramıştın Günay'ı. Var olan yeni. Evet. Gönderiyordum. Kaydet. Yeniden isimlendir. Yine de kaydet. Bak neler biliyor Ali ya. Bunların hiçbirini bilmiyordum abi ben. Vallahi. Teknolojiyi iyi kullanıyor Ali abi. Öyle bir Ay, numara kızım yok. Kızım buradayken Amerika'ya gitmeden önce bütün bizim bu işlerimizi o yapıyordu. Yani internete ait, sosyal medyaya ait ne iş varsa. Şimdi o orada bir de çocuk sahibi. Eskiden gene sorabiliyorduk buradan. Amerika'dan o bize yardımcı oluyordu. Şimdi çocuk da bebek olduğu için meşgul etmemek için kızcağızı soramıyoruz da. Şimdi her şey sanala gitti Güner Bey. Belli yaştan sonra da o sanal bizi rahatsız ediyor dediğiniz gibi. Biz birebir göz göze sohbetleri özlediğimiz ve sevdiğimiz için her şey sanal şu anda. Aynen. Hiç. Yani bana çok şey geliyor yabancı gibi. Ali İpoğlu ben beni çok acılara diye. Aldılar. Numara çalıyor. Evet geldi numara Ali abiye. Eşinize söylerseniz merak ediyordu Güner geldi, Bey. Geldi. Evet geldi. Ne diyor? Düzenle. Şu anki televizyonculuğu nasıl buluyorsunuz Güner Bey? Yani programları, gerçi her şey YouTube'da ve internette ama televizyonculuk ne durumda size göre? Vallahi televizyonculuk ne durumda? Ben genelde hani şimdi derler ya ben efendim belgeselleri izliyorum, onları izlemiyorum falan. Güzel işler yapılıyor aslında, yapılmıyor değil. Diziler, programlar izliyor musunuz? Şimdi dizileri izleyemiyorum. Niçin bağlanmak istemediğim için izlemiyorum. Yoksa çok değerli yapımcılar, çok değerli işler yapıyorlar. Eminim ona. Çevremden de duyuyorum ama ben bağlanmak istemediğim için bir diziye başlarsanız ertesi hafta mutlaka oturmanız lazım o şeyin ekranın karşısına. O,
Onu yapamıyoruz. Onun dışında işte bu haber kanallarına biraz bakıyoruz. Orada da hep aynı şeyler, dön dolaş Beşiktaş. Onun üzerine ne yapıyoruz? Netflix var, Amazon var. Reklam olmuyor onlar, değil mi bunları söyleyince? Yok. Yok, bizi söylüyor. Ali abi de söylüyor. İşte ne izliyorsun Amazon'da? Netflix'ten ne bulursak izliyoruz. Netflix film, bize şeyi de gönderiyor. Bize şey gönderiyor. İşte tavsiye ediyor falanca dizi geldi, filanca film geldi. Göz at buna diye. Ondan sonra şimdi benim ne tarz filmler yani, seyrettiğimi bildiği için Netflix bana ayrıcalık yapıyor, ünlüyüm diye düşünme. Herkese onu yapıyor. Algoritma yapıyor. Ya biliyorum. Yani sizin çok güzel bir sistem bu. İzlediğiniz şeyleri alıyor, not ediyor, beyni var tabii ki. Ha, o janra, o şeyde filmler gönderiyor size. Alo. Çalıyor mu? Merhabalar, Ali Eyüboğlu ben. Zerrin Hanım'ı aramıştım. Çok önemli. Şu anda Güner Ümit hattımızda. Güner Ümit kendisini arıyor bu. Ümit Güner'le karıştırılıp kendisini tecavüzcü ilan edenler var. Zerrin Özer'i defalarca aramış. Bunu düzeltin. Ümit Güner o isim. Güner Ümit değil diye. Zerrin Özer oteldeymiş. Bir bey çıktı. Derdimi anlattım. Kapattı telefonu. Sanıyorum gün içinde ararsa bu yayına ilave ederiz bir söyleyeceği varsa. Buradan anlaşılıyor ki yani tanımadığı bir numaraya dönüş yaptığına göre benim orada numaramın kayıtlı olduğunu sanmıyorum. Üstelik çıkan kişi de bir bey, kim bilmiyorum. Zerrin Hanım erkek otelde... miydi çıkan? Evet, erkek. Erkek, evet. Bize de o arkadaş çıktı. İki kez aradık ve maalesef dönmedi. Evet. O'ya gitti. Bugün bir O'ya hafta gittik. Oluyor. ABC'd gitti, O'ya geçtik. Otel şimdi. Otel diye yürüyebilir. Yani dönebilir de inşallah. Döner. En azından bir açıklığa kavuşturulur Ali abi. Ya 10 gün oldu. Vicdanen evet. Hiç rahatsız olmuyor musun Zerrin be? Güzel kardeşim ya. Ya geçmişe saygı duy, ne olur ya. Geçmişimize ya nasıl rahatsız olmuyorsun ya? Bu işi yapan insanın ailesini kırmamak için isim söylemiyorum diyorsun. O aile üzülmesin, kırılmasın diye. Beri tarafta senin eski dostun, kadim dostun. Olayla alakası yok. Ailece perişan. Vallahi bir haftadır uyku uyumuyoruz Seher. İnan. Haklısınız. Yani dün yemin ediyorum şu an sıfır uyku ya. Hiç uyumadım. Hani bir de buraya bağlanacağım, konuşacağım diye. Sinir sistemimiz iflas etti. Aslında nasıl konuşacağız, buradan bir duyuru. Ne diyeceğiz? Yani buradan programdan bu, siz ona sesleniyorsunuz. Evet. Yani buna da duyarsız kalırsa. Evet. Yani şimdi buradan ben medyaya yansıyacak artık. Yani magazin noterini izlemedim, haberim yok deme şansı yok çünkü bunu. Şansı yok. Evet. Ay ben şimdi mahkemeye gelip orada mı söyleyecek eğer burada söylemez? Tanık olarak ben onu yazdırdığım zaman o mahkemeye gelmek zorundasın Zerrin. Geleceksin. Dava başladığı zaman seni tanık gösterdiğimde mahkemeye gidip anlatacaksın. Ben de orada olacağım. Ali Bey de orada olacak. Büyük yüzüme nasıl bakacaksın? He? Yani yüzüme nasıl ben bakacaksın? Nasıl anlamadım? Yüzüme nasıl bakacaksın diyorum. Ben mi? Demek senin mi? Ya seni benim niye benim yüzüme bakmadan? Zerrin Özeres ikiniz birden sesleniyorsunuz. Ortalık karışmasın. Evet. Yani ikiniz bir nasıl bakacaksın yana, Güner Bey'e diyor. Ben ona bak. O nasıl onu bilmiyorum, o bana nasıl evet bakacak. Ha, o gelecek sana baktığını anlayamazsın.
Onun için güneş gözlüğü takıyor yani, insanlar bakışları görmesin diye bu tecavüz nedeniyle. Onun için ah be zerrinme, ah güzel kardeşim benim, ah canım kardeşim, nasıl yapıyorsun bunu ya, nasıl rahat ediyorsun, gece nasıl rahat uyuyorsun ya? Bir adam, ailesi, akrabaları, çevresi, toplum tarafından da tanınan bir adam üstelik bu. Güner Ümit denilen adam. Evet, şu an 15 senedir ekranlarda yok. Evet. Ama tanınan biri yani. Tanınan bir isim Sarı olarak tanınan bir adam. Yani. Hiç mi düşünmüyorsun ya? O kıymetli ailenin şeyini düşünüyorsun da rahatsız olacağını. Benim ailemi düşünmüyor musun Zerrin? He? Yani sana akıl veren mi var? Bak, inan ki bunu da düşünüyorum. Ya çıkma, konuşma. Telefon ediyorsa telefonlara çıkma. Sakın basına konuşma. Falan mı diyorlar? Sen onlarla hareket edecek bir kız değilsin ya senin. Sen son derece zeki, akıllı bir insansın ya. Seni yönetemezler. Sen onları yönetirsin. Yapma Zerre. Çık. Delikanlısın sen ya. De ki bu Güner Ümit'in benim tecavüz olayımla hiçbir ilgisi yok. Bu bir isim benzerliği. İsmi ters çevirmişler. Ama bak tekrar ediyorum, başta söylemiştim. Özellikle yazılı basındaki arkadaşlar düzeltmişler. Görsel medyada da var, şeyde de var. YouTube kanallarında da bazılarında görüyorum. Bu Güner Ümit diyorlar. Showman Güner Ümit. Yani Zerrin'in tecavüzcüsüyle ilgisi yok. O falanca diyorlar. Orada düzeltmişler. Ama dediğim gibi bir tanesi var ki özellikle Ümit Güner diyor. Çok enteresan. Güner Ümit değil. Ama her Ümit Güner diye işte benim resmime bindiriyor ya. Ben diyor ona yalan yıllarca haberler. Yalnız benim gördüğüm bir YouTube kanalında da işte Zerrin Özer'in tecavüzcüsü belli oldu diyor. Evet. Siyah beyaz böyle bir resmin var, böyle bakıyorsun. Hakikaten de tecavüzcü gibi duruyorsun orada. O Banu Alkan'da bir film çekmiştim ben. Yıllar önce Ümit Besen, Banu Alkan. Nikah Masası, bilmem hatırlar mısın? Evet. O filmden bir şey o, bir kare, öyle bir resim almış o, bıyıklı falan halim. O bakışta şey yani değil mi, bir şey hali evet. Var yani. Yani böyle iyi niyetli değil yani. Evet. Böyle bir tecavüzcü coşkun değil de niyet iyi değil. Evet. Şimdi o resmi de özellikle koymuşlar. O arkadaşlar ama bu işte tecavüzcüsü diye ok işaretiyle benim resmime ok işareti de koyup işte Zerrin Özer'in tecavüzcüsü Ümit Güner diye benim resmimi koyan arkadaşlar bunu bilinçli mi yaptılar? Kasıtlı mı yaptılar? Bilmeden mi yaptılar? En çok tıklanan haberler yalan haberler ya, biz bundan hep bahsediyoruz. Ali abinin en çok sıkıntı çektiği konulardan biri yalan haberlerin, en çok tıklanan yalan haberlerin bir insanın hayatını nasıl zarar verdiği kararlarının da bir kanıtısınız siz şu anda. Evet. Ya. Şimdi yabancı biri olsa başka türlü konuşacağım da. Zerrin'le geçmişimiz var yani, evet. Dostluğumuz var. Evet. Dostluğumuz var. Çok şeker bir insandır. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Çok sık beraber olmuyorduk ama çok camdan bir arkadaşlığımız, dostluğumuz. Beni hakikaten sever. Ben de onu severim. Tülay öyle. Ya ailece güzel insanlardır bunlar. Ben inanıyorum ki bir açıklama yapacak Güner Bey. Yani siz haklısınız. Bir haftadır uyumuyorsunuz ama açıklama yapacaktır. Belli oluyor mu benim? Çok kötüyüm. Kötü hissediyorum. Görüntüm. Çok karizmatik duruyorsunuz Güner Bey. Ay canım benim, ay canım. Seher seninle adaş sayılırız biliyor musun? Öyle mi? İsminin anlamı tam vakti değil mi? Aa, tam vakti. Sabah ezan saatiyle. Cuma sabahı doğmuşum Güner tam Bey. Tam vakti doğmuşum. Doğru. Güner ne? Güner? Güner de aynı. Doğru. Güne ermek. Doğru. Ali buradan bir magazin haberi çıkarabilirsin. Ali abi daldı yine. Düşünüyor, üzülüyor da sizi. Ben Ali abiyi çok iyi tanıdığım için, ne kadar hassas ve duygusal olduğunu bildiğim için şu anda o konuya takıldı. Onu çözmek için ne yapmaya çalıştığını biliyorum ben Ali abinin. Ama çözülecektir yani, ben inanıyorum. Zerrin Özer açıklamasını yapacak, sizden de özür dileyecektir.
Yani ben özür de dilemesin ya. Ne olur çıksın söylesin. Güner Ümit'in bu işte bir ilgisi yok. Dilesin. Bir haftadır, 10 gündür üzülüyorsunuz ya, Güner Bey. Özür, ne yani, perişan olduk. Ne diyorum ya? Bir telefonlarım durmuyor ya. Evet. Yani inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz sizden, bir şey. Ailenizden bilmeden yaptığı bu zarar için özür dilemesi gerekiyor. Yani ya, bu çok iğrenç bir şey bu, biliyor musunuz? Tecavüz kadar iğrenç bir olay yok. Yeryüzündeki bence en büyük, en ağır, en pis, en iğrenç, en aşağılık, evet, nasıl söyleyeyim, en alçakça bir şeydir ya davranış, tecavüz denilen olay. Bunu bana nasıl yapıştırıyorsun be güzel kardeşim Zerrin ya? Böyle bir aşağılık, böyle iğrenç bir şey yapma ya. Yapma ya. Yapıştırmıyor da yapışmasına vesile oluyor. Yapışmasına, evet, tabii yapışmasına, sesini çıkarmıyor. Sesini, evet, çıkarmak ne demek? Evet, teyit ediyor yani, evet. Evet demektir, evet, ya. Teyit ediyor. Bir tekrardan gelir, evet, diye bir susmakla, evet, çünkü, teyit, evet, etmiş ya, oluyor. Ha, evet. Hayır, şey var, bir atasözde dilsiz şeytan, onun için katiyen böyle bir laf diyemem. Melek gibi kıza dilsiz şeytan diyemem. Bir şey var bunda. Bir şey var. Zehrinin ya rahatsızlığı var ya başka bir sıkıntısı var. Bunu belki diyelim ki böyle bir karaktere sahip değil ama yapsa bile en son yapacağı adam benim ya. Bana yapmaz bunu Zehrin. Ne oldu ona ya? Bu kıza ne oldu ya? Bu kıza ne oldu? Yani tanıyamıyorum ya. Aslında ne kadar seviyordum ben bu kızı ya. Şeytani bir plan geliyor hani. Vallahi yayından, ya Ali. Yayından sonra söylerim sana o fikrimi. Yani, İyi geçmiş olsun bu saate kadar. Zerrin'den telefonda bekledik. Cevap gelmedi. Mesaj da attım. Evet. Beni arar mısın Ali İboğlu diye. Yani ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorum. O vatandaşı bir daha arayayım. Bu sefer telefonu açmayacaktır herhalde. Yani takibini yaparız aynı, program içinde Güner Bey. Aynı numaradan ararsan açmayabilir şey. Deneyeceğim. Yani bir dene ama. Ne kaybedeceğim? Şimdi mi deneyeceksin? Dene. Evet. Şimdi mi deneyeceksin? Evet, dene. Canlı yayında dene. Evet. Keşke duyabilsem sesini. Güner Bey. Ya o güzel sesini keşke duyabilsem. Şey, değil mi? Çok şey, korkunç bir şey yani. Çok bir şey, yani ya. Çamur at izi kalsın meselesi bu oluyor alsın ama. Kalsın. Ha işte evet, o kötü biliyor musun? Şu anda meşgule bastı. O kötü. Tam. Hani bir döner, bir söz vardır. Döner. Şey vardır ya. Seher yaşı genç belki bilmeyebilir de Ali bilir. Ali Döcük gerçi yaşlı değil ya benim yanımda. Şuyu hukukundan beter diye. Hukukta bir söz vardır. Şuyu yani dedikodusu gerçeğinden evet, daha beter. Gerçeğinden beter. Gerçeğin yani keşke tecavüz etse o adam daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Ama iftira atılıyor. Dedikodu ediyor. Bu adam diyor yapmış bu işi. Bu var ya. Ya tecavüzün gerçekten kendisi kadar, o adam, tecavüz iftirası da ondan daha beter. Yaptadır yani. Tecavüzün evet, kendisinden daha beterdir. Yani dedikodusu gerçeğinden, şuyu vukuundan beter derler. Hukukta geçer bu, eskiler de bilir. Ondan sonra bu olay. Benim yaşadığım bu. Şuyu vukuundan beter. Bana yapışıp kalmasına izin verme Zerrin. Bak hakikaten ya şimdi gelecek mahkemede ne söyleyecek Allah aşkına, ben merak ediyorum ya. Tanık olarak göstereceğim seni. Bak Zerrin, bu işin peşini bırakmayacağım. Bu işin peşini, bana bu alçakça tuzağı kuranlar her kimse. Her kimse. Bütün avukatlarım seferber şu an. Her türlü şeyle doneler, her şeyleri topluyorlar. Açılabilecek ne kadar dava varsa, kaç tane suçu içeriyorsa yaptıkları bu iğrençlik, bunların hesabını yargı önünde verecek bu arkadaşlar. Kesin. Yargı önünde bunun hesabını verecekler. Bu iğrenç çamuru, iğrenç damgayı benim alnıma nasıl yapıştırdıklarının hesabını verecekler. Ama o davalar sırasında tanıklar da dinlenecek. Ve en önemli tanık, birinci tanık sen olacaksın. Zerrin, mahkemeye evet, geleceksin. Benim gözümün içine baka baka işte bu diyeceksin tecavüzcüğüm. Hadi bakalım. Hadi bekliyoruz.
Hadi. Onu mu istiyorsun? Onu istiyorsun, öyle mi? Bu sessizlik onu gerektiriyor ve onu yapacağız. Mecburum. Güzel kardeşim. Canım kardeşim, oraya geleceksin. Benim gözlerimin içine bakacaksın, ta içine. Ve hakime diyeceksin ki işte bu adam yaptı. Sonra da ben seni ispatı davet edeceğim. Sonra da bu işin yıllar önceki onun şahitleri var. Kimler? Kitabı da var değil mi? Ali bir kitapta da evet. Kendi kitabı diye, bir küçük kızmını orada da yazmış. Yanlışlatıp bir sarışın küçük kız yanılmıyorsam. Bak evet, üzerine. Evet. Bir sarışın küçük kız. O açıdan yani çok iğrenç bir şey Seher. Bir, o noktaya geleceğini zannetmiyorum. Benim tanıdığım, Ali abinin tanıdığı Zerrin Özer'se en kısa sürede, belki bugün, belki yarın bunun açıklamasını yapacaktır. Ben ona inanıyorum. Yıllardır hepimiz Zerrin Özer'i çok yakından, ne kadar duygusal, en ufacık bir kelimede hüngür hüngür ağladığını biliyoruz. O yüzden o noktalara geleceğini düşünmüyorum Güner Bey. Bu hassas. Yaşadığı şey çok iğrenç, onu söyleyeyim. Bakın şimdi burada Zerrin'i suçluyormuş gibi konuşmayalım. Yaşadığı şey çok alçakça, çok iğrenç bir şey. O travmayı hala atlatamıyor. Çünkü neden? Çok zarif bir yapısı var. Çok narin bir yapısı var. Çok duygusal, kırılgan bir kız, biliyorum. Onu bazı insanlar zaman içinde unutabilirler. Zerrin bunu unutamıyor. Ama bunu çıkıp Uluart'ta konuşma artık ya, basında, şurada burada. Sanatınla konuş. Allah aşkına ya. Daha önce de söyledim. Allah'ın sana lütfettiği çok güzel bir ses var. Bu program izlettirilecektir kendisine. Ben eminim ve ondan sonra da belki de şimdi de izliyordur, bilmiyorum ama en kısa zamanda çözülecektir. Bu anlamda sizin üzülmenize gerçekten çok üzüldük. Kendini kurtaramamış. Her şerde bir hayır vardır. Evet. Güner Ümit'i bütün Türkiye görmüş oldu. Özlemiştik de. 76 yaşında bir delikanlı. Bir yılda 3 defa dışarı çıkmış. Ölümden korkan bir tırsık. Ne korkuyorsun ya? Korona kim, seni mi yenecek? İki tane aşı olmuşsun artık. Yırttı. Ben iki aşımı da oldum ama bilmiyorum ne olacak. İkinci aşıyı olalı da bir 20 gün falan oluyor. Tamam herhalde. İşte antikor şu anda baktım. Antikor oluşmuş mudur bilmiyorum. Evet. Siz oldunuz mu aşı? Ya yok, bu, abi bir korona daha atlattı. Yaşımız yetmiyor. Ha? Ben başvurdum. Bana doktorum dedi ki Ali Bey siz 60 yaşında değilsiniz. 59 yaşından 10 ay aldınız. Mayıs ayında size sıra geliyor. Ha, evet. Daha 2 ayım var. Geçen Temmuz koronavirüs oldu. Onun için Kartepe'ye geldim. Korona bana bulaşmasın. Gerçi ben geçen Temmuz ayında yakalandım. Eşimden bana geçti. Hastanede yattım. Evet, hastanede yattım. Geçmiş 8 olsun. Gün. Evet, yani korona çok pis bir hastalık. Eşim aylarca sıkıntısını yaşadı. Bel ağrısı, bilmem ne ağrısı gibi. Ben hiçbir semptom yaşamadım ama hastanede yattığım 8 gün boyunca o tecrit edilmenin psikolojisi beni mahvetti. Odada tek başına tavanı seyrediyorsun. Doktor geliyor, kapıdan içeri girmiyor. Guantanamo'daki mahkumlar gibi yemek geliyor kapının önünde, yemek deniyor, gidip alıyorsun, bir zavallı hemşireler giriyor içeri, iğne ya da işte testler, kan falan almak, şeker, tansiyon ölçmek için. Yani onlar da büyük bir savaş veriyorlar. 387 kişi Allah bir yılda ölçüyor. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yine zor günler bekliyor onları çünkü insanlar patır patır yine korona olup hastaneye düşüyorlar. Dışarı çıkmayarak iyi yaptım bir yılda. Yine Bakırköy'de mi oturuyorsun? Ben şu Florya'dayım, evet. Florya'da. Bir akrabamız vardı, ortak. Benim akrabam. Evet. Onlar karşıdalar şeyde, Kadıköy tarafında. Onlar oradalar. Ondan sonra görüşemiyoruz ki kimseyle, Ali. Tamamen irtibat kayboldu. Yani kızım gelirdi Amerika'dan, gelemiyor. Torunu göremiyoruz. Evet. Bu ne iş arada yapıyor? Nasıl? Ne oldu? Kızın ne iş yapıyor?
Kızım bir iş yapmıyor. Kızım çocuk bakıyor. Çocuğuna bakıyor. Şey yapmıyor, çalışmıyor. Yani iki üniversite bitirdi, oturuyor. Eşinin parasını yiyor, aynen. Şey yaptı, double major yaptı. Oturuyor. Evet. Yani hem psikolog, hem reklamcı. Her şey. Amerika'da şimdi söylemeyeyim buradan. Ehliyetini söyle bari. Kızımın şeyini bilmesinler. Güneyde mi, kuzeyinde mi? Güneyde mi, doğuda. Kuzeyinde mi? Doğuda. Güneyde mi, doğuda. Kuzeyinde mi diyorum, doğuda diyor. Doğuda. Tamam. New York'a yakın. Ya, evet, çok teşekkür ederiz Güner Ümit. Ben teşekkür ediyorum. Güneyine sağlık, büyük geçmiş olsun. İnşallah bu Bahadır'dan... Çok teşekkür ederim. Psikolojini... teslim etmeden, yıpratmadan kurtaracağız i̇nşallah, seni. İnşallah. Yayın bittikten sonra medya serisi daha geniş medyalarda yer alacaktır. Zerrin Özer'den bir yanıt gelirse 24 saat açık bağlanıp düzeltebilir de. Bu arada evet. Türk Telekom'un alttan banttan ilanını gördükçe evet. Şu anda Kartepe'deyim. Bugüne kadar Kartepe'de aylardır. Şey gibiydim, böyle mürekkebi bitmiş, fotokopi makinesinden çekilmiş vesikalık gibi görünüyordum. Süper Online'dı. Allah'a şükür Türk Telekom'la kapıya fiber kablo çektik şu anda. Hiç kesilmedi. Evet, gayet iyi. Yayın çıkışımız var. Onun için pırıl pırıl görüntü. Teşekkürler Telekom, verdiğimiz paraya değdi yani. Yani, Güner Bey, evet. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum size bu fırsatı verdiniz. Yani derdimi başka nasıl anlatacaktım bilmiyorum. Tamam, mahkeme olur, o olur, bu olur vesaire olur ama bu çok bilmiyorum, herhalde bir şey oldu. Bir eski bir dostuma, eski bir kardeşime bir sesleniş oldu, çağrı oldu. Vicdanen rahat olduğunu hiç zannetmiyorum. Başka şeyler olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyle bir şey yoktur. İnşallah sağlığı yerindedir. Çok teşekkür ediyorum. Gelişmelerle tekrar bir araya geliriz inşallah. Güzel haberlerle. İnşallah. Bir iyi bir kötü haber olmuş olsun. Evet. Ali Eyüboğlu gibi dostlarım olduğu sürece. Her şerde bir ayır vardır dedim. Böylece canlı kanlı. Evet, kanlı gördüler. Demek ki tecavüzcü ölmemiş, gebermemiş yani. Zerrin'in deyimiyle adam gebermemiş işte, canlı. Kendinizi konuşuyor. Koruyun. 180 kiloda değil. Ha işte 75 gene, evet. Her zamanki gibi. Hayatım boyunca 75'i geçmedim. Kendinizi koruyun diyorum. Evet, onun için millet de gördü ki 180 kiloluk bir adam yok. Gebermiş bir adam da yok. Canlı bir adam. Demek ki Güner Ümit tecavüzcü değil. Bir kere bu şekilde bana bu fırsatı verdiğiniz için canlı ben size teşekkür ediyorum. Bir de bir şey soracağım. Bu seheri nereden buldun Ali sen ya? Müthiş bir ekran şeyi var ya. Yani evet. Nasıl anlatayım? İnanılmaz bir ya, çok sıcak. Sizden duymak benim için onur. Seher. Eşimin arkadaşı, eşim tavsiye etti. Yoksa ben daha öyle böyle mi? Sarışın, oynak bir kız arıyordum. Bak ya galiba. Söylüyorsun. Seher, bir dakika. Seher, daha önce çalıştın mı herhangi bir yerde, ilk mi şeyde Ali Bey'le? Ben ilk özel radyoculardanım. 90'lı yılların ilk özel radyocularından, sonra televizyon, radyo programları bu yıllara kadar geldi. Anladın mı niye ben? Evet, siz de benim uykusuz olduğuma inandın mı? Seher Kılıç. Örnek. Ay canım benim. Örnek aldığım birisiniz siz de. Yeni bir jeton düştü. Eğer canım benim. Ya. Şimdi ya bak, bir saattir şurada konuş. Seher Kılıç canım benim. Evet, ama ekrana güzel. Radyoyu bilmiyorum. Evet. Yani radyoda hatırlıyorum ama evet. Ekrana çok yakıştın ya. Var evet. Mı? Teşekkür ederim. Sizden duymak onurdur. Aa, canım estağfurullah. Utandırdınız beni sağ olun. Şeyi sevmem. İltifat etmeyi bilir Ali. Gerçekten beceremem de ama içimden geldi bunları söylemek. Hoşuna gitsin diye de söylemedim. İçimden ne geldiyse onu söyledim. Çok sevdim seni. İnsan elektrik aldı. Ayna gibi yansıyorum siz nasıl bakıyorsanız. Canım benim. Sağ. Ali, Ali'ye bir şey söylemeye gerek yok. Ali var ya.
Kendini kur. Ali, abi, Ali'nin yüreği. Adam. Bak bu yanlış anlaşılmasın bu işaretim. Ali'nin yüreği bu. Evet. Anladın mı? Yani bu işaret lütfen yanlış anlaşılmasın. Böyle yürekli bir adamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ali, biz teşekkür ederiz. Seher'cim sana da. Sağ olun. Görüşmek üzere. Tahammül ettiğin için. Sağ ol, var ol. Eşine de saygılar sunuyorum. Hoşça kal. Sağ ol. Bir mukavele. Sen de selam söyle. Hoşça kal. Bir duayenden bunu duymak onur veriyor Ali abi. Ama şöyle söylemek istemedim yayındayken. Kalp hastası da olabilirdi Güner Ümit. Bu haberlerle, değil mi? Düşünürsen bu kadar, evet, yalan haberin insanlara ne kadar zarar verdiğini bir kez daha örneği bu. Telefonun çalıyor, inşallah Zerrin Özer'dir. Evet, yani yeni açan, sonuna yetişen varsa Zerrin Özer'in Armağan Çağlayan'a çıktığı programda tecavüz, yıllar öncesinde yaşadığı tecavüzle ilgili açıklamalar, ÜG'nin GÜ olması, sonrasında isim karışması, Ümit Güner vefat etti, iddialar öyleydi, kendisi tam olarak isim açıklamasa da haberler bu doğrultudaydı ama Ümit Güner sonrasında Güner Ümit oldu. Tabii Güner Ümit duayen bir sunucu. Yıllar öncesinin hepimizin takip ettiği, gençler belki bilmiyordur 20 yaş grubu ama hepimizin severek takip ettiği bir isimdi. Yıllar sonra ilk kez Magazin Noteri'nde kendisini burada ağırladık. Nasıl sıkıntı çektiği kendisi birebir anlattı ama dediğim gibi ya kalp hastası olsaydı ya bu haberlerle kalbine bir şey olsaydı. O yüzden bir an önce çözülsün ve sonuca ulaşsın, gerçekler, Zerrin Özer bir açıklama yapsın. Buradan biz de açıklayalım ki bizim tanıdığımız Zerrin Özer böyle havada bırakmaz hiçbir şeyi. Sen zaten takibinde olacaksın biliyorum Ali abi, bu anlamda. Belki bu haberden, bu programdan sonra bir açıklama yapar. Umutla bekliyoruz. Bir aile, yani bir aileyi mağdur etmezken diğer bir aileyi bu duruma sokmak Zerrin Özer'e yakışmaz. Yakışmayacaktır da. Biliyorum ki en kısa zamanda çözülecektir. Sen neler düşünüyorsun Ali abi? Aynı görüşteyim. Yani evet. Sonuç itibariyle Güner Ümit'in 15 yıl sonra kendini ifade edebileceği bir mecra yaratmış olmaktan da açıkçası, evet, keyif duyuyorum. İnsanlar artık kendilerine yapılan yayınlar ya da saldırılar konusunda sığınabilecekleri, kendilerini doğru ifade edebilecek değil bir mecraya kavuşmuş oldular. Bizim bu anlamda yarattığımız bu kulvar için bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ben Güner Ümit'le ekranda olduğu sürece hukukumuz çok iyiydi, çok başarılı bulduğum, yani ekrana yakışan zeki bir insan, başarılı bir insandı. Yaptığı programın nasıl o zamanlar reytingler aldığını herkes biliyor, en azından o zaman televizyon izleyenler. Şu anda geldiğimiz noktada, yani bir sarf ettiği bir sözün anlamından koparılarak yapılan linç üzerine ekranlardan, evet, uzaklaştı. Kendimi de unutturmak istiyorum derken beterin beteri var, daha beter bir neredeyse bir suçlamayla ya da imajla karşı karşıya kaldı. Zor, yani Allah acıyı acıyla unutturmasın derler. Onun için onu da geçmiş olsun diyorum. Bir an önce Zerrin Özer'in çıkıp elini vicdanına koyup o ismi açıklamasa bile, nasıl Orhan Gencebay konusunda düzeltmişti. Orhan, evet, Gencebay'a haksızlık ettiriyor. Orhan Gencebay tövbe sümme haşa, böyle bir şey yapar mı? O benim babamdır. Güner Ümit için de aynı şeyi söylemesini bekliyorum. Diliyorum, umuyorum. O hamleyi yapmasa da yani bu dünyanın öteki dünyası da var. Evet. Sonuçta Allah yarına bırakıyor ama yanına bırakmıyor. Yanına bırakmıyor. İnsanların bir de bu yaptırdı. Yalan yanlış haberleri yazan bütün ya magazin, o kimse, onların da okansızları muhatabına bile, evet, almıyorum. Yani bunu bilerek ve isteyerek yaptıkları o kadar açık ve net ki. Niye yani peki? Niye Ali abi? Ümit Güner'le Güner, şimdi Ümit Güner yazıp o fotoğrafı kullansalar kimse tanımıyor onu.
Ama Güner Ümit fotoğrafını kullandığın zaman vay be, demek ki bu adam o işi de yapmış ha. Bunun hayrını görebiliyorlar mı sence? Yani bu haberlerden sonra gelen reklamın, o paranın hayrını görebilecekler mi? Ben de buradan soruyorum. Muhatabına birebir sormak varken, bir eğer gerçekten bu magazin yapmak istiyorsanız ama tıklanıp reklam almak istiyorsanız da bu yolda devam edin. Hadi canım. Hadi güzel haber olsun. İyi günler. Bizim yayın bitmek üzere. Zerrin Özer ulaşabiliyorsak, telefonla bağlanabiliyorsa bu konuda bir görüş almak istiyoruz. Ali Eyüboğlu. Yazdım telefona. Ali Eyüboğlu. Neredesiniz? İstanbul'da mı? Afyon'da. Ne var Afyon'da? Termal Otel'de mi? Ha. Ya kendisine söyleyin o zaman, müsait olduğunda bir telefonlaşalım, olmazsa yayını alırız internet üzerinden açıklamasını alırız, çünkü Güner Ümit bir haftadır onun yüzünden uykusuz geceler geçiriyor, çünkü Ümit Güner'i medyada, internette, sosyal medyada Güner Ümit yaparak haber yapanlar var, fotoğrafını kullanıp işte Zerrin Özer'in tecavüzcüsü diye. Zerrin Özer'i defalarca aramış, ulaşamamış. Bu nedenle bu konuda gerçeğin ortaya çıkmasını, Ümit Güner'in ismini vermeyebilir ama o isim Güner Ümit değildir, Orhan Gencebay'da yaptığı düzeltme gibi, bunda da düzeltme yapacağını umuyorum. Ya da desin ki evet, o tecavüzcü Güner Ümit'ti, şimdiye kadar sakladım, Ümit Güner dedim. Hangisi doğruysa yani. Güner Ümit'in olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü yıllar önce kitapta ÜG diye yazmıştı. İletirseniz sevinirim. Durum bu. Zerrin Özer'den kamuoyu açıklama bekliyor. Tamam. Sağ ol, iyi günler. Sağ ol. Evet, işte gerçek magazincilik bu Ali abi, evet. Ve bir an önce de sana ulaşacağına inanıyorum. Evet, Afyon'da termal oteller var ya, orada evet. Hastalığı rahatsızmış, geçmiş olsun dileklerim. Kim ile konuştu? Kimle konuştu? Menajeri mi? İsim verdi mi Ali abi? Zerrin Özer'in telefonunda çıkan isim Aydın. Ama isim vermedi büyük ihtimal. Bendeki isim o, bir tane Nail Bey var. Sorayım o mu değil mi bilmiyorum ama zaten sorayım bakayım. Aydın büyük ihtimalle Zerrin Özer katılacaktır. Ben inanıyorum. Bilgi de verecektir. Dur. Şey olabilir. Nail Bey olabilir Ali abi. Bir sorayım. Nail Bey. Bilmiyorum. Hani değişmediyse o olabilir. Nail Bey kim? Vallahi daha önce yardımcısıydı ama yanlış isim vermeyeyim. Kendisi söylesin Ali abi. Yanlış abi, bir bilgi vermeyelim buradan. Alo. İsmini versin. Nail Bey misiniz? Hayır. Hayır, değişmiş. Soyadınız ne Hayri Bey? Siz nesiniz Zerrin Özer'in? Yardımcısı mısınız? Ne? Ne dedi Ali abi? Alkol alıyorum, alkol. Kimseyi tanımıyorum diyor. Ne diyor? Aynı numaraya. Allah Allah. Hayri Toprak diyor ismi, diyor ben diye alkol alıyorum diye, kimseyi tanımıyorum. Neyse ya. Neyse, hadi bakalım ne çıkacak, ben de çok merak ediyorum. Bir an önce çözüm belki. Nasıl alıyorsun hocam, 13.48 saat. Neyse, kapatalım. Belki Tülay ablasıyla da konuşabilirsin. Bakalım gelişmeler ne olacak? En kısa sürede hem bizim magazin notlarında takip edin, hem de pazartesi gününe kalmaz inşallah.